Meret ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. 45 artı programıyla karşınızdayız. Bugün yine önemli bir ismi ağırlıyoruz stüdyomuzda. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay bizimle birlikte. Efendim çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, sizinle konuşacağımız gündeme dair konularımız çok. Öncelikle Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı başladı. Biz de son dakika bilgisi olarak geçtik. Bu konuda mesajlar var. Yayınlanan bilgi notları var. Bununla başlayalım. Bunu da bir kez daha vurgulayalım programımızda konularımıza geçmeden. Şimdi tabii bununla ilgili birkaç cümle söylemeyi isterim açıkçası. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte koordineli bir biçimde, hatta ortak bir harekat merkezi üzerinden bir operasyon düşüncesi içerisindeydi. Bu yönde zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin de bir oluru vardı ama Türkiye şu mesajı da veriyordu. Eğer siz buna cesaret etmez veya bu yönde bir adım atmazsanız ben kendi başıma buna girişeceğim diye. Bu onun göstergesi. Özellikle dış politika açısından bir kararlılık göstergesi olarak almak lazım bunu. Bu bir. İkincisi, haklı nedenler var ortada Türkiye Cumhuriyeti açısından. Bir kere her ülke gibi Türkiye Cumhuriyeti de kendi sınır güvenliğini sağlamak istiyor. Ve özellikle terör faaliyetlerine katkı yapabilecek olan bir ortamın orada oluşmasını istemiyor. Dolayısıyla bu bölgeye girişini bir bununla ilişkilendirmek lazım. Bir de çok sayıda Suriyeli mülteci Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşıyor. Bunun da yarattığı ekonomik, toplumsal, siyasal ve güvenliğe dair sorunlar var Türkiye Cumhuriyeti'nde. Bu açıdan bir geri dönüşü sağlayabilmek umuduyla aynı zamanda bu operasyon gerçekleştiriliyor. En azından Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin yapmış olduğu açıklamalar bunlar. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konuda yanında olduğumuzu net bir biçimde vurgulama ihtiyacı hissediyorum. Peki. Evet, başlayalım konularımızla. Kıbrıs konusunda gelinen son aşamayı değerlendireceğiz. Tabii ki bir New York süreci var geçirdiğimiz. Bir de sonrasında yaşananlar var. Konuşacağız hepsini. Tabii ki New York'tan ne bekleniyordu, ne oldu bunlar da gündemde. New York'tan bir şey çıkmadı diyenler var. Aksine ya da olması beklenen çıktı gibi ifadeler de söz konusu. Bildiğiniz gibi üçlü görüşme, beşli toplantılardan söz ediliyor. Hatta şu sıralar Rum basınında bu ay içerisinde üçlü toplantı yapılacağı, bu toplantının da Fransa'da hatta olacağı ve Rum yönetiminde buna onay verdiği söyleniyor. Bir yanda bu. Diğer tarafta da Türkiye'nin tavrı var. Türkiye ise önce beşli görüşmeden yana. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı üçlü toplantıya giderse ya da gitmeye karar verirse sizin düşüncenizi ve fikrinizi sormak istiyorum. Şimdi sadece şimdi değil, yani uzunca bir süredir. Gerek Sayın Cumhurbaşkanı, gerekse Türkiye Cumhuriyeti kendi pozisyonlarını dahi açıklamadan önce hep şuna dikkat çekmeye çalıştım. Daha önceki dönemde de, önceki hükümet döneminde de, samimiyetle söylüyorum bunu. Tarafların yeni bir müzakere sürecine başlayabilmeleri için önce bir ortak vizyona sahip olmaları gerektiğini vurguladım. Ve kişisel görüşüm, ortada bir ortak vizyon eksikliği sorunu vardır. Zaten zaman da, aradan geçen zaman ve yapılan tartışmalar da bu söylediğimizin doğru olduğunu göstermiştir hepimize. Ortak vizyon eksikliğinden kastettiğim şudur. Bir kere eğer aynı cümleleri söylememize rağmen bundan farklı şeyleri anlıyorsa Kıbrıs Türk tarafı ile Kıbrıs Rum tarafı, iki tarafta İki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon cümlesini kullanırken farklı ortaklıkları anlıyorlarsa, yönetimin ve zenginliğin paylaşılmasında farklı bir anlayışa sahiplerse, o zaman aynı cümleleri söylemeleri ortak bir vizyona sahip oldukları anlamına gelmiyor. O nedenle en baştan itibaren şuna dikkat çekmeye gayret gösterdik. Dedik ki ortak bir vizyon yokken bir Terms of Reference denilen bir belge hazırlığına girişmek aslında bir çelişkidir ve bir kendi içinde bir zorluğu da beraberinde getirecektir. Çünkü bir kağıdın üzerine daha önce 2017'de başarısız olan bir Kıbrıs konferansında zaten belirtilen
Geçmişteki ortak açıklama, zaten belirtilen, geçmişteki uzlaşılan noktalar ve zaten 2017'de gündeme gelen Guterres belgesini alıp bir kağıdın üstüne yazdığınız zaman yeni bir kağıt oluşturmuş olmuyorsunuz. Ya da daha önceki o fikir ayrılığını gidermiş olmuyorsunuz alt alta bunları yazdığınızda. O nedenle bir kağıt hazırlığı ya da bir Terms of Reference kağıdı hazırlamadan önce bir ortak vizyona sahip olup olmadığınızı görmeniz gerekir ve bunu konuşmanız gerekir vurgusunu yaptık. Aslında Sayın Lut'un geçici danışman olarak gönderilmiş olan Sayın Lut'un da görevi buydu. Ama bir süre sonra ben taraflar arasında ortak bir vizyon olup olmadığını bu kağıdı hazırlamaya çalışırken bulmaya çalışacağım diye bir şeye dönüştü bu. Sonradan da ama kısa bir süre önce kağıt konusunda da henüz bir uzlaşmaya varılamadığı görüldü. Söylemeye çalıştığım şey şudur. 2 yıl önce bu süreç başarısız oldu. Bir, Kıbrıs Türk tarafı bize göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetine göre, Kıbrıs Türk tarafı başarısızlığa uğramış olan 2017 sürecinde müzakereleri o kaldığı yere geri dönmemelidir. Yani müzakere süreci kaldığı yerden devam etmemelidir. Hı hı. Çünkü müzakerelerin kaldığı yer başarısızlığa uğradığı yerdir. Aslında. Yeniden başarısız olacağının aslında garantisidir o. Müzakerelerin kaldığı yerde masada duran belgeler ya da üzerinde durulan hususlar belliydi. Bir, geçmişteki uzlaşılar, ortak açıklama ve Guterres belgesi. Şimdi bu kağıtlar o dönemde o müzakerenin en zirve yaptığı noktada bir anahtar görevi görmedi ve Kıbrıs'taki sorunun kilidini açmaya yeterli olmadı. Şimdi bu anahtar görevi görmemiş olan kağıtları ama neden görmedi? Kötü bir kağıt olduğu için değil onlar. Aslında taraflar o kağıtlardan da başka şeyleri anladıkları için, ortak vizyona sahip olmadıkları için o kağıtlarla bu kilidi, o anahtar olarak düşünülen kağıtlarla bugün içinde bulunduğumuz tıkanıklığı aşmak bize göre mümkün değildir. O kağıtları alıp şimdi bir referans kağıdı diye bir başka temiz kağıdın içine alt alta yazdığınızda o konularda aslında uzlaşmış olmuyorsunuz. Sıkıntı orada. Bir başka uzlaşmazlığı bir kağıdın üzerine uzlaşma olarak yazıyorsunuz. Yani aslında uzlaşmadığınız konusunda uzlaşıyorsunuz. Evet, bir evet. Yönden de bu demek oldu. O nedenle şu anda bu kağıt ortaya çıktı çıkmadı tartışmasından daha ziyade önemli olan şey taraflar arasında bir ortak vizyonun bulunup bulunmadığıdır. Bu nasıl yapılacak, nasıl test edilecek? Şimdi iki liderin Sayın Genel Sekreterle bir araya gelmesi ve bu konuda bir çalışma yapması anlamında düşünülüyorsa, işte ortak vizyona sahipler mi, tam olarak beklenti nedir gibi bir şey. Bunun bir anlamı olabilir ama hepimiz şunu biliyoruz, zaten son süreçte de yaşandı. Kıbrıs sorunu beğeniriz beğenmeyiz iki toplum arasındaki bir sorun değil, uluslararası bir uyuşmazlıktır. Ve bunun bir de garantör devletler şeklinde 3 tane garantör devlet ilgili taraf konumundadır. O nedenle Sayın Lut iki liderle görüştüğü gibi gidip garantörleri de görüşüyor ya da genel sekreter garantörlerle görüşüyor. O yüzden eğer şimdi bir üçlü toplantı yapılırsa aslında bu ortak vizyon meselesi kendiliğinden çözülmüş olmaz. Çünkü bu uyuşmazlığın diğer taraflarının da olası bir çözümde örneğin garantörlük ve garantörlüğün devamı ile ilgili olarak görüşleri ve vizyonlarının bir yerde örtüştürülmesi gerekir. O nedenle aslında beşli bir toplantıyla kim gerçekten ne istiyor Kıbrıs'ta noktası üzerinde durulması çok daha gerçekçidir. O noktadan başlaması daha makuldür. Ama üçlü bir toplantı olacaksa da bu vizyonlar örtüşüyor mu konusunun üzerine samimiyetle eğilinilmesi gerekir. Sıradan bir kağıt hazırlığı ya da daha önceki uyuşmazlıkları alt alta yazmanın bu sorunu çözmeyeceğini hepimizin bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bir beşli toplantıdan bahsedildiğinde de daha önce biz hükümet olarak bir pozisyon ortaya koyduk. Görüşümüzü ortaya koyduk bu konuda. Beşli bir toplantı müzakereler kaldığı yerden devam etsin diye yapılmamalıdır.
Bir beşli toplantıda, hatta öncesinde şu güvenceyi almamız önemlidir. Oraya geldiğimizde örneğin bizimle zenginliği paylaşmaya Kıbrıslı Rumların hazır olduğunu bize göstermeleri için o toplantıda örneğin doğalgazı bizimle konuşmaya hazır olacaklar mı? Onu da konuşalım. Madem ki biz yıllardır, 8 yıldır Kıbrıs Rum tarafına gel doğalgaz konusunu kapsamlı çözümden önce de konuşalım çünkü benim de hakkımdır diyoruz. Ve madem ki Kıbrıs Rum tarafı artık 10 tane 20 tane şarta bağlayarak bunu çözümden önce sanki bunu bizimle konuşabilirmiş ve bir önerisi varmış gibi davranıyor. O zaman buyursun beşli toplantıda oturalım ve doğalgaz konusunu da müzakere edelim. Bu önemli. İkincisi, o beşli toplantı yapılacaksa gayri resmi bir toplantı şeklinde gerçekten bugüne kadar denenmiş ve yerleşmiş kalıplar şeklinde kalıba dönüşmüş olan şeylerin dışında federal ortaklık modelinin dışında konuların da konuşulabileceği bir beşli toplantı olacağını önceden güvence altına alınması bize göre yani Kuzey Kıbrıs Hükümeti hükümetine göre önemlidir. Ve müzakerelerinde kaldığı yerden devam etmemesi önemlidir. Çünkü kaldığı yer müzakerelerin maalesef beğeniriz beğenmeyiz başarısızlığa uğradığı yerdir. Kaldığı yere geri dönülmesi aslında bu süreç bitiyor ve tamamlanıyor diye gerek Kıbrıs Türk tarafının gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nin gösterdiği esneklikten daha da fazla esneklik gösterip aslında taviz verir noktaya bizi çekebilecek riskler içermektedir. Bizim bu süreçlerle ilgili görev sorumluluk üstlenmiş insanlar olarak gerek geçmişte gerekse şu anda Dışişleri Bakanı olarak bu ikazları, bu uyarıları yapmak görevimizdir. Kuzey Kıbrıs Hükümeti, hükümeti olarak biz Kıbrıs'ta tarafların oturup anlaşmasından, bir çözüm anlaşması yapmasından, taraflar arasında sağlıklı bir diyalog olmasından ve işbirliğinden yanayız. Çatışmadan falan yana değiliz. Ama kendi içinde kendi kendini tekrarlayan ve kendi kendini tüketmiş olan süreçlere Kıbrıs Türk'ünün de hapsedilmesini istemiyoruz. Duruşumuz budur. Evet, bu şekilde net. Tabii işbirliği mesajında devamlı surette veriyorsunuz. Çünkü siz New York'tayken de uluslararası topluma verdiğiniz önemli mesajlar vardı. Özellikle de yönetim ve zenginliği paylaşılması konusunda uluslararası toplumun da artık kozlarını kullanması gerektiğinden bahsetmiştiniz. İşte ya bu olacak ya da artık paylaşıma değil de işbirliğine dayalı modellerin konuşulabileceğini de her fırsatta. Yine bir ortaklık olabilir bu. Evet, evet, aynen. Aktardınız. Peki. Yani şunu söylemekte yarar var. Bir kere biz federasyon işte kötü bir modeldir. Çok affedersiniz işte hiçbir biçimde dokunulmaması, angaja olunmaması gereken bir modeldir noktasından hareket etmiyoruz ki. Bakın ben bütün samimiyetimle söylüyorum. Bugün bir Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir Kanada'da, bir Almanya'da, bir Avusturya'da, bir Avustralya'da, bir Pakistan'da yani coğrafya olarak alırsak Yeni Zelanda'da bütün dünyanın dört bir tarafında federasyon ile yönetilen ülkeler var. Dolayısıyla federasyon kendiliğinden kötü bir şey değil. O anlamda kategorik bir reddediş yoktur. Bizim söylediğimiz şey şudur. Bu adanın koşulları bir federasyonun oluşturulması ve yaşatılması için olgunlaşmış değildir. Şartlar federal bir ortaklık kurulması için mevcut değildir. Söylediğimiz şey bu. Nedir bu şartlar? Bir kere taraflar arasında bir güven sorunu var. Karşılıklı güven sorunu var. İkincisi tarafların bir federal ortaklığı yaşatabilmek bağlamında olumlu bir tecrübesi yok. Olumsuz tecrübesi var. 60-63 dönemi bir federal işlevsel federasyon kötü tecrübesi var. Üçüncüsü taraflardan biri diğerine göre çözüme neredeyse hiç ihtiyaç duymuyor. Yani karşılıklı çözüme birbirine yakın oranda ihtiyaç duyulması gerekiyor. Kıbrıs Rum tarafının çözüme çok fazla bir ihtiyacı yok aslında. Bir konfor alanı. Yani, evet, aslında. Konforlu bir alan içinde evet. Yaşıyor. AB üyesi, yasal hükümet muamelesi görüyor, doğalgazı tek başına çıkarıyor. Bu ortamda niye ben bir ortaklık kurayım noktasında? Ama daha önemlisi yönetimi ve zenginliği paylaşmaya dayalı bir ortaklık modelidir federasyon. Evet. Oysa bu mevcut değil. Yani Kıbrıs Rum tarafı bu şartlarda bizimle yönetimi ve zenginliği paylaşmaya hazır olmadığı mesajlarını veriyor bize. Bu şartlar olmadığı için federasyonu kurmak ve yaşatmak mümkün görünmüyor.
O yüzden bunu federasyon düşmanlığı olarak almasın kimse, ama gerçekçi olacaksak eğer, şartlar mevcut değilse o zaman bu tür bir ortaklığın 50 sene daha müzakere edilse olmayabileceğini görebilmemiz lazım. Peki ne yapacağız o zaman? Söylediğimiz şey şudur. Bir, iki de alternatif var önümüzde. Ya uluslararası toplum elindeki kozları kullanacak ve Kıbrıslı Rumlara belli bazı mesajlar verip bu şartları değiştirmeye başlayacak. Bu olursa federasyon bile olur. Ama bu şartların değişmesi kaydıyla olur. Yani mesela doğalgaz konusunda Kıbrıslı Rumlara doğru mesajları uluslararası toplum vermeye başlasa ve dese ki hayır kardeşim, siz oturup bu doğalgazı Kıbrıslı Türklerle konuşup anlaşacaksınız, paylaşacaksınız ve dünya piyasasına ona göre çıkacak dese, bir şart koysa kendisine, o günden itibaren inanın Kıbrıs Rum tarafı zenginliği bizimle paylaşmaya yavaş yavaş yaklaşabilir. Bunlar bizi, yani bu böyle bir koz. Veya sen artık yasal bir hükümet değilsin. Yani Kıbrıs Rumlarının onları temsil eden bir hükümetsin ama Kıbrıslı Türkleri temsil etmiyorsun. Temsili hükümet, yani representative government şartını yerine getirmiyorsun dediği anda bu uluslararası toplumun Kıbrıslı Rumlara dönük bir koz kullanması demektir. Bunu kullandığı takdirde Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıs Rum siyasi otoritesi o zaman bizimle yönetimi paylaşmaya yaklaşabilir. Bu tür değişimler, bu tür adımlar, birinci seçenek bu. Bunları yapıyor mu uluslararası toplum ve Kıbrıslı Rumları yönetimi ve zenginliği bizimle paylaşmaya hazır hale getiriyor mu ki bir federasyonun önü açılsın? Hayır. Bu olmuyorsa o zaman bizim de tavrımız net olmalı. Bu şartlar değiştirilmesi yönünde siz uluslararası toplum olarak üzerinize düşeni yapmıyorsanız, o zaman biz masaya otursak da, ucunu kapatsak da bu müzakerelerin, şeklini değiştirsek de, bilmem kaldığı yerden başlasak veya başka türlü başlasak da federal ortaklığı kuramayacağız demektir. Onun için statükonun devamına hizmet edecek müzakereler demektir. İkinci seçeneğimiz nedir peki? Gerçekçi olup, madem ki bu olmuyor, mevcut şartlara uygun ortaklık modeli nedir? Bugün adada fiilen iki tane devlet vardır. Bu iki devlet birbirini tanımıyor. Kıbrıs Rum tarafı muhtemelen de bizi bir devlet olarak tanımaya yanaşmayacak. Ama bir gerçek var. Bu iki devlet sınırlı bazı konularda işbirliği yapmaya başladı zaten. Elektrik satın alma, satma, evet. Telefon konusunda bağlantının kurulması, kayıplarla ilgili olarak yapılan, birlikte yapılan çalışma, suçlular, kültürel mirasla ilgili olarak yapılan çalışma, suçluların ve zanlıların karşılıklı olarak iki taraf arasında karşı tarafa verilmesi. Evet. Bu örnekler eğer istersek bu adada oturup müzakereleri bir 50 sene daha beklemeden, belirli bazı konularda birbirimizi tanıma ilişkisine girmeden işbirliği yapabileceğimizi gösteriyor. Çok net söylüyorum. Bu işbirliğine ağırlık verirsek, odaklanırsak, birbirimize hukuki ve siyasi olarak gol atmaya çalışmaktan ziyade gerçekten hayatımızı doğrudan ilgilendiren sorunları çözmek için Kıbrıs Rum Devleti ile o işbirliğine girişirsek, bu ki Kıbrıs Rumların da yararına olacak olan bir şeydir, bu bizi belki de orta vadede, uzun vadede paylaşma noktasına da getirir. Onu şimdi öngöremeyiz. Evet. Ama bununla başlarız. Kademeli olarak oraya doğru ilerleriz. Bu kademeli yaklaşımı ortaya koymak gerekir. Ama bir de gerçek var. Kimse bugün bu adanın kuzeyinde bir devletin seçimleriyle, yasasıyla, anayasasıyla, kurumlarıyla ve sorunlarıyla var olduğunu, güneyinde de bir devletin var olduğunu inkar edemez. Bu bir realitedir, bu bir gerçektir. Biraz da gerçekçi durmak lazım. Peki, şimdi iki tarafın tutumundan söz ettik. Yani siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım olmazsa olmazımız burada. Her fırsatta bunu vurguluyoruz. Bu noktada şuna bağlamak istiyorum konuyu. Aslında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in bir açıklaması vardı. Gelinen aşamada sadece siyasi eşitlik zikredilerek görüşmelere başlanamaz. Siyasi eşitliğin unsurları tamamen kağıda yazılmadan görüşmelerin başlamasını doğru bulmayız ifadesini kullanmıştı. Merak ediyorum, siz bu fikre katılır mısınız, katılmaz mısınız ve neden katılıp katılmaz mısınız? Ben bunun daha öncesinde başka bir şey söylüyorum. Eğer vizyonumuz örtüşmüyorsa, ortak bir vizyona sahip değilsek, siyasi eşitlik konusunda ve diğer konularda zaten uzlaşmaya varmamız pek mümkün olmaz. Şimdi bir kez siyasi eşitlik ve onun detayında anlaşmadan bahsettiğinizde zaten
gene bir federal ortaklığın detaylarını konuşuyorsunuz demektir. Federal bir ortaklığın detaylarına girerek federasyonun temel parametrelerinden birisi olan siyasi eşitliğin içerisine girerek yapacağınız müzakere sizi federal bir ortaklığa götürecektir. Ve bizim söylediğimiz şey şudur, hükümet olarak söylediğimiz şey, bu şartlarda federal bir ortaklık için girilecek olan müzakerenin gerçekçi olmadığını düşünüyoruz. Eğer gerçekten böyle bir müzakereye girmek istiyorsa Kıbrıs Rum tarafı samimiyetle, sonuç alıcı bir biçimde bir federal ortaklık müzakeresi ve siyasi eşitlik bağlamında, o zaman böyle bir süreç başlamadan önce bizimle zenginliği paylaşmaya hazır olduğunu, bizimle yönetimi paylaşmaya hazır olduğunu bizi sadece sözlerle değil, fiiliyatta göstermek zorundadır. Bunun en somut göstergelerinden bir tanesi aslında doğalgaz olacaktır. Ama ondaki tavrını da hepimiz görüyoruz, değil mi? Hmm. O zaman meseleyi teknik bir müzakere meselesine indirgememek gerektiğini, bu işin karşılıklı olarak çözüme, karşılıklı olarak Kıbrıs'ın geleceğine nasıl bakıyoruz? Örtüşüyor mu bakış açılarımız, örtüşmüyor mu? Bu noktadan hareket etmemiz gerektiği kanaatindeyiz biz. Yoksa ona bakarsanız siyasi eşitliğin tam olarak nasıl olması gerektiğini önce bir kağıda yazalım talebine, Kıbrıs Rum tarafı da garantilerin tam olarak kağıda nasıl yazılacağına önce bir bakalım da sonra müzakere başlasın da gelebilir. Dolayısıyla daha ona gelmeden aslında federal bir ortaklığın temel parametrelerine girmeden federal ortaklıkta aynı şeyi anlıyor muyuzu netleştirmemiz lazım ki görebildiğim kadarıyla, yani 15 yıllık bir müzakere tecrübem var. Çok farklı Kıbrıs Rum lideriyle aynı müzakere masasına oturdum ama o zihniyetin bizim düşüncemizden daha farklı olduğunu gördüm. Mevcut zihniyetin değişmesi gerekir. Bu zihniyet değişikliği olmadan girilecek herhangi bir müzakerenin çok sonuç alıcı olmayacağını, yani federal ortaklık müzakeresinin sonuç doğurmayacağını bilmemiz gerekir. Bunu sadece ben söylemedim. Zihniyet değişikliğine ihtiyacımız olduğunu 2017'de bu süreç çöktükten sonra Sayın Akıncı da söyledi hatırlıyorsanız. Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Ve Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri de söyledi, biz de söyledik. Şimdi sormamız gereken soru şu. Zihniyette bir değişiklik var mı? Evet, önemli. Eğer zihniyette değişiklik varsa tam oturalım konuşalım. Ama zihniyette bir değişiklik yoksa, daha New York'a giderken, New York yolculuğunda Londra'da Sayın Anastasiades çıkıp da dönüşümlü başkanlığı, kararlara katılımı adeta bir azınlık çoğunluk ilişkisi içerisinde tanımlamaya kalkıyorsa, demek ki zihniyette değişim yoktur. Zihniyette değişim yoksa da bir müzakere sürecine angaje olmadan önce ne gibi bir ortaklık kuracağımızı konuşmamız gerekir samimiyetle. Bu konuda bir uzlaşı yoksa aramızda, ortak bir vizyon yoksa, o zaman daha farklı bir ortaklık şeklini oturup görüşmemiz ve konuşmamız gerekir. Yani aslında her hal ve şartta taraflar arasında bir diyalog olmak zorundadır. Her hal ve şartta taraflar arasında bir görüşme olmak zorundadır. Ama bunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin iyi niyet misyonu çerçevesinde normal resmi görüşmeler haline soktuğunuz anda Kıbrıs Rum tarafı güvenli limanına girer. Nedir o? İki bölgeli, iki toplumlu federasyondur bu. O da ben bu pozisyonumu muhafaza ettiğim sürece zaten uzlaşmayız. Uzlaşmadığımız sürece de statüko devam eder. Statüko devam ettiği sürece de ben hükümetim, ben AB üyesiyim, ben doğalgazı çıkarırım. Bir aynı yerde sayma evet. Şekli, yani bir zamana oynama şekli. Koşu bandı üzerinde koşmak şeklinde bile tanımlayamayacağım. Çünkü orada en azından spor yapıyorsunuz. Evet, biz burada enerji tüketiyoruz aslında. Yani tam anlamıyla sporda yapmış olmuyoruz. Evet, çünkü Kıran Montana'da sizin de dediğiniz gibi geçmiş tecrübelerimiz var. Bir şeyler oldu denildi, sonuna kadar geldi belki de ama yeniden geriye gidildi. Tabii ki bu geçmiş tecrübelerimiz de bize, hatta sizin de bahsettiğiniz gibi Anastasiadis'in işte New York öncesi Londra'da yaptığı açıklamalarda konuyu nüfusa getirmesi, azınlık çoğunluğa getirmesi, bu siyasi eşitlik konusunda hala aynı yerde sayıldığının bir göstergesi. Kıran Montana ile ilgili, hı hı, mesela şunu da açık yüreklilikle söyleyeyim. Kıran Montana'da gerek Kıbrıs Türk tarafı
gerekse Türkiye Cumhuriyeti ciddi anlamda bir esneklik gösterdi. Hatta muhalefette bir siyasi partinin başkanı olarak ben o dönemde eleştiri de yaptım. Yani olmaması gerektiği oranda esneklik gösterildi. Bakın bunu politik olarak istismar edip taviz falan da demiyorum ama bir stratejik olarak doğru bir hamle yapılmadı. Yani şu anlamda yapılmadı. Eğer gerçekten müzakerelerin en son aşamasına gelindiği her manada ortaya çıkmış olsaydı o zaman o hamleler yapılır. O zaman işte harita müzakeresine girilir. O zaman diğer konular konuşulurdu. Oysa Kıbrıs Rum tarafının bunu bir son aşama olarak görmediği çok aşikardı 2017'de Crans-Montana'da. Ona rağmen biz örneğin harita sunduk. Evet. Ve Kıbrıs Rum tarafı bunu bir miktar istismar etti. Önümüzdeki dönemde de daha da fazla istismar edebilir. Yani müzakereler son aşamaya gelmeden yapılmaması gerektiği oranda fazladan hatta bir esneklik gösterilmesine rağmen 2017'de bu konu bağlanamadıysa Kıbrıs Rum tarafının siyasi irade eksikliğini, Kıbrıs Rum tarafının bir federal ortaklığın olmazsa olmazı olan paylaşma noktasında olmadığını görmek zorundayız artık. Bunu söylemeyen, parmağının arkasına saklanan, siyasi kaygılarla bunu çok fazla zikretmeyen ve üstünü örten aslında bu ülkeye yarar sağlamaz. Onu da açık bir şekilde söyleyeyim. Evet. Peki, hidrokarbon konusuna ve Doğu Akdeniz'deki biraz paylaşım gerginliğine de değinelim. Yavuz sondaj gemisinin Güzelyurt 1 lokasyonuna ulaşmasıyla ilgili, tabii bir diğer deyişle Yavuz'un yer değiştirmesiyle ilgili. Bu hidrokarbon faaliyetlerinin yeni bir aşamaya girdiğini düşünüyor musunuz? Yoksa süreç aynı şekilde devam mı edecek? Şimdi kuşkusuz kazı denilen şey aşama aşama devam eder. Dolayısıyla zaman geçtikçe, çalışmalar ilerledikçe o aşamalar da değişir. Şunda bir değişiklik olduğunu düşünmem. İki farklı tür faaliyet var şu anda. Bir tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına bizim çalışmalarımızdır. Ve bir şirket bizim adımıza, bizim verdiğimiz lisansla o çalışmaları yapar. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti'nin verdiği lisanslar çerçevesinde, alanlar içerisinde kazı yürütüyor. O çalışma devam ediyor, edecek. Evet. Bunun bir diğeri ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi verdiği lisanslar çerçevesinde kendi şirketi aracılığıyla yaptırmış olduğu kazıdır. Zaman zaman şöyle düşünülür, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bizim adımıza bu kazıları yürütüyor. Sanki Türkiye bu kazıyı yapıyormuş gibi bir şekilde lanse edilir. Oysa bu doğru değil. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin doğusuna doğru ve güneyine doğru olan alanlar içerisinde lisansı veren KKTC hükümetidir. Ve bu lisans çerçevesinde bunu bizim adımıza bir şirketin yapmasından daha doğal bir şey yoktur. Evet. Çünkü Kıbrıs Rum tarafı da güneyde lisans vermiştir. Sonra da dönüp, kendisinin böyle bir şirketi yok ya, dönüp bir Fransız şirketine, bir İtalyan şirketine, bir Amerikan şirketine kendi adına kazı yapması için yetki vermiştir. Aynı şeyi biz de yaptık o anlamda. İkisi birbirinden farklı değil. Bu iki ayaklı çalışma, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına bizim deniz yetki alanlarımız ve haklarımızın bulunduğu bölgeler içerisindeki çalışma devam ediyor, edecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin de kendi kıta sahanlığı içerisinde, Türkiye'nin güneyinde, Kıbrıs Adası'nın batısında devam eden bir çalışması var. O çalışma takviye mahiyetinde Yavuz sondaj gemisi de o bölgede bulunuyor şu anda. Peki, tabii bu noktada bir takım tehditler de var. İşte biliyorsunuz Pompeo Mitsotakis görüşmesinde öne çıkanlar var. İşte Yunanistan Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti de deniliyor. Bunlar da öne çıkan notlar bu doğrultuda. Bir şey söyleyeyim o konuda. Kamuoyu bazen bu konuda yanıltılıyor. Biz bunu bir başka örnekte daha gördük. Önce o örneği söyleyeyim. Sonra da buna değinelim. Geçmişte Kıbrıs Rum lideri Londra'ya yapmış olduğu ziyaretlerde İngiliz Birleşik Krallık yetkilileriyle görüşmesi ertesinde çıkıp görüşmenin dışına içeride İngiliz Başbakanı bana garantilerin artık devamından yana olmadıklarını söyledi diyerek Birleşik Krallık yetkililerin adına onların ağzından
Kıbrıslı Rumlar açıklama yapmaya kalkıyor. Diplomasi de bu çok yakışıksız bir şeydir aslında ama gerçeği de yansıtmaz. Şimdi önemli olan ilgili devlet yetkilisinin kendisinin ne dediğidir. Sayın Pompeo'nun yapmış olduğu açıklama ile Kıbrıs Rum medyasının Pompeo'nun Yunan yetkililere söylediğini aktardığı şey arasında ciddi bir fark vardır. Bir de şunu göz ardı etmeyelim. Örneğin Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de ortak operasyon bağlamında görüşmeler devam ederken ondan sonra geldiği noktada Amerikan Başkanı'nın yapmış olduğu bazı açıklamalar zaman zaman şaşırtır. Ama bir gün sonra bunu aşağıya çeken, yumuşatan başka bazı açıklamalar da olur. Dolayısıyla kim ne söyledi önce kendisinin ne dediğine bakmak gerekir. İkincisi de genel anlamda sadece ne söylediğine değil, ne yaptığına ve ne yapmadığına bakmak gerekir. Evet, bu da dikkat edilmesi gereken nokta ilk ağızdan almak adına. Peki biraz da Maraş konusuna geçelim. Maraş konusunda hangi aşamadayız? Çünkü envanter çalışması başlattınız. Gidişat nedir? Kısaca bir de buna değinelim dilerseniz. Şimdi çalışma devam ediyor. Evet. Kuşkusuz bizim kısa bir süre, yani aslında bir haftalık bir süre New York'ta bulunduğumuz dönemde farklı alanlarda çalışma ilerledi. Oraya yapmış olduğumuz ziyarette de vurgulamıştım. Dışarıdan bakıldığında bu sadece mülkiyete dair ya da mülklere dair bir çalışma olarak, taşınmaz mallara dair bir çalışma olarak görüldü ama aslında taşınır mallarla ilgili olarak da bir envanter çalışması yapılması gerekiyordu. O süreç şu anda devam ediyor. Ama bizzat bugün devam eden şeyler var. Yani kapalı Maraş'la ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti olarak almış olduğumuz bir karar var. Attığımız bu adım Kıbrıs Rum tarafında ve uluslararası toplumda anlaşılmaya çalışılıyor şu anda. Ve anlaşıldıktan sonra da ona göre bir reaksiyon verilecek. Ama bir gerçek var. Kıbrıs Rum tarafını rahatsız etmiş durumdadır. Biz biriyle kavga edelim diye bu adımı atmadık. Birisinin hakkını gasp edelim diye de bu adımı atmadık. Bilakis gerek Vakıflar İdaresi'nin gerekse buranın eski sakinlerinin tasarrufa dair ya da mülkiyete dair haklarının korunarak adım atacağımızı açıkça söyledik en baştan. Bu bir. İkincisi Kapalımaraş'a ilişkin envanter çalışmasını yapmak sadece Kapalımaraş'ın içerisinde gidip de bina anlamında, taşınır anlamında tespitler yapıp bunların kaydını tutmak değil. Bir örnek vereyim size. Örneğin Kıptek bir rapor hazırladı. Bitmiş durumdadır bildiğim kadarıyla. Oradaki elektrik direkleri ve elektrik hatlarının durumuna ilişkin olarak bir raporlama yapmış durumdadır. Gazi Mausa Belediyesi oranın sokaklar ve diğerlerinin temizliğine ilişkin olarak nasıl bir kaynağa ihtiyaç duyduğunu ve bunun ne kadar zamanda nasıl yapılabileceğine ilişkin bir çalışma yapıyor. Örneğin raporlama yapacak. Yani sadece taşınmaz mallarla ilgili değil, oranın altyapısı ve diğer konularıyla da ilgili bir şey. Ama bunun yanında bir diğer süreç daha var. O da memleketin dışında devam etmesi gereken ya da hem içinde hem dışında. Buradaki yabancı diplomatlarla görüşüyoruz. Bize kapalı Maraş hamlemizle ilgili olarak düşüncemizin ne olduğunu soruyorlar. Burada bir diplomasi yürüyor. New York ziyareti sırasında da kapalı Maraş bazı görüşmelerimde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bazı büyükelçilerle orada yapmış olduğum görüşmelerde Kapalımaraş konusu da gündeme geldi. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Güvenlik Konseyi kararlarını bertaraf eden değil, aslında bazı açılardan Güvenlik Konseyi kararlarını doğru olan kısımlarını hayata geçiren bir adımdır aslında bu. Biz 1984 yılından bu yana Güvenlik Konseyi kararlarıyla ilgili olarak bu kararları biz uygulamadık. Doğru değildi, gerçekçi değildi, uygulamadık. Bugün geldiğimiz noktada değişen şartlar çerçevesinde aslında bazı adımlara atılması gerektiğine karar verdik ama o adımlar Güvenlik Konseyi kararını zaten kısmen hayata geçiren ve insanların haklarını dikkate alan adımlar olacak. Bu önemli. Bakın Kıbrıs Rum tarafı ne talep ediyor Kapalımaraş'a ilişkin olarak? Her şeyi bir kenara bırakın. Güvenlik Konseyi kararları, sayılar, rakamlar, şunlar bunlar bir yiyin. İnsan hakkı, biz insanlarına saygılı adım atacağız.
Ama özünde ne söylüyor Kıbrıs Rum tarafı? Diyor ki, dokunmayın kardeşim, bırakın olduğu gibi kalsın. Yani statüko kapalı maraj içerisinde devam etsin diyor bize. Evet. Kalsın öyle. Yani biliyor o güvenlik konseyi kararlarının bir kısmında belirttiği gibi buranın yönetimini Birleşmiş Milletler'e vermeyeceğimizi biliyor. Yani biz 84'ten bugüne böyle bir şey yapmadık. Bugünden sonra da yapmayız yani. Hı hı. Boşuna bunu beklemesinler. Ama oranın eski sakinlerinin haklarına ilişkin olarak bir adım attığımızda da onları statükoya ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına adeta hapsetmeye de kalkışmasın. Yani oranın eski sakinlerini bir tutsak haline getiriyor Kıbrıs Rum yönetiminin kendisi. Bırakın diyor, tutsak halinde devam etsin. Güvenlik Konseyi kararından dolayı dokunmayın diyor oraya. Biz de diyoruz ki bizim yapacağımız şey o insanların da iyiliğine olan bir şeydir. Böyle bakmak lazım olaya. Ve uluslararası temaslarda yapmış olduğumuz görüşmelerde bunları da anlatıyoruz ya. Yani. Bugün Rum tarafının geçen hafta yapmış olduğu bir girişim var. Kapalı Maraş'la ilgili olarak bir mektup ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni orada gündeme getirme yönünde adım attılar. Bir girişim yaptılar. Bunu engellemeye çalışıyorlar. Biz de o vermiş oldukları mektuba cevaben biz de bir mektup yazdık. Ve Birleşmiş Milletler'e ilettik ve yaptığımız görüşmelerde de gündeme getirdik. Çok büyük bir ihtimalle bugün New York'ta bu konunun da değerlendirileceği Güvenlik Konseyi'nde bir değerlendirme toplantısı yapılacak. Sonucunu birlikte görürüz ama tekrar vurgulamak istiyorum. Burası bizim kontrolümüzde olan bir yerdir ve biz örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kadar yıldır vermiş olduğu kararları da dikkate alarak artık 21. yüzyılda uygun bir adım atacağımızı, burayı artık askeri bölge olarak tutmak yerine kademeli olarak sivil bir alana dönüştürme kararlılığında olduğumuzu, bu yüzden de envanter çalışmasını başlattığımızı söyledik. Bundan daha doğal, bundan daha medeni bir yaklaşım bence olamaz. Evet. Peki. Ve Cumhurbaşkanlığı seçimi. Artık süremiz yavaş yavaş kısıtlı. Sonuna da geliyoruz ama bunu da Cumhurbaşkanlığı seçimi için mi süre kısıtlı yoksa program için? Program için süremiz kısıtlı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde konuşmak isterim tabii ki. Hatta hükümet icraatları da vardı gündemimizde. Ama son olarak vaktimiz kalırsa ona değineceğiz. Sözüm olsun. Kısaca. Gelelim hükümet icraatlarını konuşalım. Ama dış politika açısından Kıbrıs meselesinde doğalgazlı ve kapalı maraşla ilgili olarak konuştuklarımız hükümetimizin icraatıdır. Evet, yani, tabii ki en başta yer alıyordu. Yapmış olduğumuz diplomatik girişimler, ortaya koyduğumuz bu politika Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dış politikaya dair icraatıdır. Evet, evet. Özellikle notta almıştım zaten. Onlara da değinmiş olduk ama başka bir günde inşallah daha detaylı icraatları konuşacağız. Tabii. Ve Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleştirilecek ülkemizde. Tabii Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız? Soracağım. Ve hatta Sayın Tatar'ın ve sizin aday olmanız durumunda hükümet etkilenir mi bu konudan? Bunun olası etkilerini de sormak isterim size. Siz olası dediğiniz gibi ben de söyleyeyim. Olasılıklar üzerinden bence bir şey söylememek lazım. İşte şu aday olursa, şununla şu aday olursa o zaman bu olur mu gibi varsayımsal bir şeydir. Yani bunu bugünden kestirmek bence mümkün değil. Biz değerlendirmemizi yapmaya devam ediyoruz. Bir karar hakikaten ben şahsen de vermedim. Partim de bir karar vermedi. Parti meclisinde birkaç kez bu konuyu değerlendirdik. Son toplantısında da parti meclisimizin son toplantısında da değerlendirdik. Merkez yürütme organı toplantısında da değerlendirdik. Dikkate aldığımız bir takım şeyler var. Acele etmiyoruz bu konuda. Dikkate aldığımız şey şu. Bir, vatandaşın beklentisi nedir? Yani Kıbrıs Türk halkının hissiyatı nedir? Bu nabzı ölçmeye çalışıyoruz. Çünkü Kıbrıs Türk halkının eğilimi, yönelimi, düşüncesi gelecek yıl yapılacak 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ne kadar önem atfediyor mesela bu seçime? Gerçekten bunu bir kırılma noktası olarak vatandaş görüyor mu? Yoksa sıradan bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olarak mı görüyor? Bu bizim kararımıza çok etkili olacak. Çünkü biz 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimini Halkın Partisi olarak Kıbrıs Türk halkının önümüzdeki 50 yıllık dönem içerisinde belki de geleceğini etkileyecek önemli bir kırılma noktası olarak görüyoruz. Uluslararası toplumda son dönemde yapılan tartışmalara baktığımızda, dünya politikasındaki son dönemdeki gelişmelere baktığımızda bunun kritik bir eşik olduğunu düşünüyoruz ve 50 yıldır devam eden müzakereleri aynen devam ettirmeye
aday olunmaması gerektiğini düşünüyoruz. Daha farklı bir vizyon ortaya konulabildiği ve vatandaşın da böyle bir vizyon beklentisi olduğu tespit edildiği takdirde yeni bir vizyonla aslında ki aslında eğer bu karar alınırsa bu vizyon nasıl bir vizyon olacağı da bir süredir zaten tarif ettiğimiz şeydir. Yani bunu aynen devam ettirmek yerine daha farklı ortaklık modellerini gene diyalogla, gene müzakereyle, gene barışçıl bir biçimde kavga ederek değil ileriye taşımaktır. Ve bunu zaten detaylarla az önce bir miktar anlattım. Baktığımız şey vatandaşın nabzının ne olduğu yönde olduğudur bir. İkincisi de ben Halkın Partisi parti meclisinde bu değerlendirmeyi yaparken açık yüreklilikle söyledim. Kişisel olarak da şu değerlendirmeyi yapma ihtiyacı hissederim. Bütün samimiyetimle söylüyorum bunu. Şu anda bir görev var ve belki şu anda böyle bir görev var. İşte 6 ay sonra, 1 sene sonra böyle bir görev yok. Belki muhalefette bir milletvekili ve bir parti başkanlığı var vesaire. Burada yani parlamenter sistem içerisinde milletvekili, parti başkanı, bakan ve benzeri görevlerde mi bu ülkeye daha fazla hizmet edebilirim? Yoksa Cumhurbaşkanlığı görevinde mi, makamında demiyorum, gerçekten görev olarak telakki ediyorum bunu. Yoksa Cumhurbaşkanlığı görevinde mi bu memlekete daha fazla yararım dokunur, hizmetim dokunur, ben buna bakarım. Bu değerlendirmeyi yapıp, teraziye koyup bu değerlendirmeyi yapıp kişisel aslında bu anlamda kendi kararımı vereceğim. Ama aynı zamanda arkadaşlarımla birlikte toplumun nabzını da tutarak bunu göz ardı etmeden bir karar üreteceğiz. Bugün için net olduğumuz şey az önce söylediğimdir. Bize göre 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimi sıradan bir Cumhurbaşkanlığı seçimi değil, önemli bir seçimdir. Bir kırılma noktası olacak. Kötü anlamda değil, iyi anlamda. Kıbrıs Türk'ünün önünde bir paradigma değişikliği yapma imkanı verecek bir alan açılmış durumdadır. Ama bu eski 50 yıldır tekrarlanan politikalarla o paradigma değişikliği bize göre gerçekleşmez. Yeni bir politika ortaya koymak gerekir. Bu yeni politikanın temel parametreleri de 50 yıldır devam ettirdiğimiz şey değil. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlara varamayız. Aynı şeyleri yaparsak aynı sonuçlara varırız ki bu da statükonun devamı anlamına gelir. Biz bu statükonun kırılması gerektiğine inanıyoruz. Evet, işte başta da söylediğimiz bu zihniyet değişikliği, bakış açısı değişikliği de anlamını taşıyor. Peki süremizin sonuna geldik ama son not. Bugün UBP Genel Sekreteri Ersan Saner BRT'de bir programa katıldı. Biz sahada birlikten söz etti Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda. Kısaca böyle bir görüşünüzü almak gerekirse. Bu tür şimdi, ittifaklara nasıl bakıyorsunuz? Açıkçası önemli olan içerik konusunda uzlaşmaktır. Bu az önce tarif ettiklerim çerçevesinde bir adayla ilgili olarak oturup konuşmak gerekir deniliyorsa oturulur konuşulur. Ama böyle bir şey yapmazdan önce de Halkın Partisi ile parti yetkili organlarında bunu konuşmak ve bir karar almak gerekir. Benim şahsen partimle bu konuyu ele almadım. İzlenimim eğer ortaya konulacak politika ve gerçekten kazanabilecek bir aday bağlamında bir konsensus sağlanabilirse sağda birlik anlamında değil, genel anlamda belirli bir politikada birliktelik anlamında oturulur konuşulur. Çünkü biz biliyorsunuz Halkın Partisi olarak kendimizi işte sağda, solda, şurada, burada konumlandırmıyoruz. Biz ülke yararına olan politikalar geliştiren bir siyasi partiyiz. Gerek iç politikada, gerekse Kıbrıs meselesinde ülkenin menfaatini, halkın yararını düşünürüz. Kendimizi siyasi ideoloji anlamında sağdayız, soldayız, ortadayız, merkezdeyiz gibi şeylerle tanımlamayız. Onun için o kavramı kullanmadan bunu söyleyebilirim. Peki, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ve açıklamalarınız için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet değerli izleyenler, 45 artının bugün adına da sonuna geldik. Stüdyomuzda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay'ı ağırladık. Bugün adına noktayı koyuyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.